Genç muharir Genç muharir karısına ne yapacağız diye sordu. Kadın bilmem dedi. Satacak bir şeyler de kalmadı. Küçük el aynasına dudaklarının rujunu tazelemeye devam etti. Genç muharir aklıma bir şey geliyor dedi. Şu halıyı mezat salonuna götürsek de. Kadın derhal itirazı bastı. Bu kadarını tahammül edemem doğrusu. Kala kala bir bu halı kaldı. Kadının gözleri büyümüş ve yuvarlaklaşmıştı. Adam. Peki. Ne yapalım? Bul bir çare. Kadın emin olarak. Erkek sensin. Evin iç işleriyle ben, dış işleriyle sen. Gülümsedi genç muharerin aklından seri halinde ihtimaller geçtiyse de bu ihtimallerden hiçbirinin hemen para temin edemeyeceğini bildiği için kafasından teker teker attı. 100 liraya sattığı son kitabının yarı ücreti olan 50 lirayı 15 gün evvel almış lüzumsuz masraflardan kaçınarak son derece idare ile harcamışlardı. Şimdi kitapçıya gidip öteki 50 liraya mahsuben bir miktar daha istese bunun da imkanı yok gibi geliyordu. Çünkü kitapçı ile yaptığı mukaveleye göre paranın ikinci ellisini kitap satışa çıkarıldıktan üç ay sonra alabilecekti. Herhangi bir arkadaştan borç istese bundan da nefret ederdi. Ne zaman borç istemeye mecbur kalmışsa o gün, ertesi, daha ertesi günler bu küçülüşün o böyle kabul ederdi. Müthiş azabından kurtulamamış, borç aldığı adamla karşılaşmamak için bıçak bıçak kaçmıştı. Bununla beraber başka çaresi de yoktu. Kadın, öyle ne pişireceğiz diye sordu. Genç muharir karısının yüzüne baktı. Birdenbire nefret ettiği bu yüzde yazmayı tasarladığı romanın tiplerinden birisine müthiş bir benzerlik bulmuştu. Henüz nüve halindeki romanın taslağı kafasına gelişi verdi. Karısına cevap vereceği yerde birdenbire gelen ilhamın esiri olarak kağıda kaleme sarıldı. Kadın, gene mi roman, gene mi hikaye diye sordu. Genç muharir öyle bir heyecan seninle tutulmuştu ki. Allah aşkına sus demek isteyerek karısına baktı. Kadın sustu. Bir kenara çekilip oturdu. Fırtınanın geçmesini bekledi. Adamın kalem tutan kuru eli kağıt üzerinde titreyerek kayıyor, dudakları kımıldıyor, anlaşılamayan bir şeyler mırıldanıyordu. Kendi kendinden memnun yazdı, yazdı, yazdı. Kağıtlar kağıtların peşi sıra fırlatıldı. Yerlere fırlatılan sinirli kağıtları kadın itinayla toplayıp tasnif etti. Kağıtlar kağıtların peşi sıra. Birikti, birikti genç muharirenin kupkuru eli coşmuştu. Elektrik çeliyana tutulmuş gibi titriyor, bütün vücuduyla titriyor, rüzgarın sağladığı kuru bir dal gibi titriyordu. Öğleye ne pişeceğini unutan kadına da erkeğinin heyecanı geçmiş o da her şeyi unutmuştu. Kağıtlar, kağıtların peşi sıra. Oda kapısı birden bir açıldı. Genç muharenin 15 yaşındaki oğlu içeri fırtına gibi daldı. Anne açlıktan geberiyorum ne var yiyecek? Duvardaki saate bakan kadın saatin 12'yi geçtiğini dehşetle görerek kocasına döndü. O hala yazıyordu. Oğluna parmağıyla sus yaptı. Topaç gibi oğlan. Niye susacakmışım? dedi. Karnım zil çalıyor işte. Birdenbire oğluna dikkat eden genç muharenin gözleri de saatte gitti. 12 geçtiğini görünce her şeyi hatırlayarak irkildi ve sanki vücudundaki cereyanların düğmesi görünmez bir el tarafından çevrili verdi. Bütün cereyanlar şıp badak verdi. Laf olsun diye saati sordu. Kadın 12 çeyrek geçiyor cevabını verdi. Oğlan gene asıldı. Hadi ya hadi be. Genç muharir cebine el attı. Tramvay parası yapmak için ayırdığı üç çeyrekten birini oğluna uzattı. Bir simit falan alıver. Akşama herhalde paralı gelirim. Çeyreği kapan oğlan evden fırladı. Cebindeki son iki çeyreği de karısına bırakan genç muharir, "Ötekileri de idare et." dedi. "Akşama bir şeyler uydururum herhalde." Nasıl Kitapçıya gitmek istiyorum. Öteki 50 liraya mahsul bir 10 lira falan koparabilirsem. Hadi hayırlısı. Ne yap yap eli boş dönme. 10 olmazsa 5, 5 olmazsa. Genç muharir aç karnıyla sokağa çıktı. Kitapçıdan hesaba sayarak para istemenin haysiyetsizliği bir tarafa bunu imkansız görüyordu. Bununla beraber akşam eve döndüğü zaman karısının her soru soruşta büyüyüp yuvarlaklaşan gözleri karşısında cevapsız kalmaktansa Kitapçı herhalde uğramalıydı. Uğradım, vermedi. Demek başka, uğramadım. Demek başkaydı. Uğradım kitapçı vermedi derse suççu kitapçı atmış olacaktı. Kitapçı 30 metre kalın neredense ortaya çıkan bir arkadaşı nereye gittiğini sordu. Attı. Şöyle hava almaya çıkmıştım. Arkadaşı hemen koluna girdi. Hadi öylese. Gidip ikişer kadeh atalım. Öyle efkarlıyım ki. Bir takım mazeretler bulmaya kalmadan arkadaşın kolunda en yakın meyhaneye daldı. Yenildi, içildi, dereden, tepeden konuşuldu. Daha doğrusu sevgilisinin ayrılmanın azabı içindeki arkadaşın duyguları dinlendi. Fakat bu konuya dair tek kelime genç muharinin kafasında yer etmedi. O akşam eve eli boş dönmenin üzüntüsü içindeydi birbiri peşi sıra yuvarladığı kadehler hiçbir tesir yapmıyordu. Meyhaneye girdiği gibi yalnız ağzında kuvvetli bir rakı kokusuyla çıktığı zaman akşam olmuş. Elektrikler yanmıştı. Arkadaşından ayrıldı. Yüreğinin üzerindeki çeki taşı ağırlığıyla evin yolunu tuttu. Herkes uyumuştu. İdari lambasının hafif sarı ışığı altında uyuyan çocukların aç yüzlerine uzun uzun baktı. En küçüğünün gözleri ötekilerden çok daha fazla çukurlarına gömülmüştü. Eğildi, üç yaşındaki oğlunun renksiz yanağını öptü. Sabahleyin güneşi üzerine doğurtmadan uyandı. Karısının uyanıp bir şeyler sormasını istemiyor. Bundan çekiniyordu. Giyindi, evden usul çıktı. Serin pırıl pırıl bir sabahtı. Sekiz ile on beş yaş arasında bir işçi kızlar kalabalığı yan sokaktan cıvıldaşarak çıktılar. Ve telaşlı adımlarla genç muharirin yanından geçtiler. Genç muharir kendi kızını düşündü. Kızı da bunlar kadardı. O da bunlar gibi işe gidebilirdi. Sonra karısı, karısı da çalışsa. Aydan aya kız elli, altmış lira kazansa. Karısı da en az o kadar. Birden ferahladı. Karısıyla kızının çalışmaya başladıklarını tasarladı. Onlar yüz 150 lira kazansalar kendisi de nasıl olsa ayda ortalama 100 lira kazanabilir. Üst üste 250 lira. Artık yüreğinde hiçbir ağırlık yoktur. Adımları hızlanmış hatta neşesi yerine bile gelmiştir. 250 lira onların hayatlarında hızlı bir değişme yapabilir. Daha iyi bir eve taşınabilirlerdi. Hatta küçük bir radyo bile alabilirlerdi. Kitapçı henüz kilitliydi. Üç aşağı beş yukarı dolaşarak beklemeye başladı. Eve 250 lira girince sahiden ferahlayacaklardı. O zaman iki odalı bir eve çıkarlar. Küçük bir radyo alırlar. Odalardan birisi kendisinin olur. Rahat rahat çalışır. Tasarladığı büyük eserlerini verebilirdi. Merhaba üstad. Döndü. Kitapçıydı. Hayrola böyle sabah sabah? Genç muharir. Sağlık, güzellik dedi. Gel biraz kahve içelim. Dükkana girdiler kahveler söylendi, sigaralar yakıldı, dereden tepeden konuşuldu. Genç muharir gülüyor söylüyordu. Kitapçıdan para istemek için fırsat kollamayı bile düşünmüyordu. Karısıyla kızını çalışacaklarını o kadar aklı kesmişti ki. Kitapçı bir ara çekmecesini çekti. Al şunu birader diye bütün bir 50 liralık uzattı. Bu film bir mucizeydi. Ama genç muhalir kendinden öyle emindi ki. Ne bu? diye sordu. Telif ücretin öteki yarısı. Hani kitap çıktıktan 3 ay sonra verecektin? Hesapta olmayan bir havale geldi dün. Borç borçtur, ödenmelidir. Elimde para varken hazır. Genç muhalir güneş vurmuş bir yaprak kadar pırıl pırıldı. Bu kadar büyük bir saadeti hiçbir zaman tatmamıştı. Lazım da kalsın, diyebildi hatta kitapçı. Hayır, hayır, dedi. Hesabımız kapansın. Cebinde 50 liralık, dükkandan çıkan genç muarir, bir ıslık, bir neşe, bir zafer çığlığı halinde evine çocuklarına koşuyordu. Kocasının sokak kapısını karşılayan kadın, Müjde, dedi. Şaşıran genç muarir, Hayır ola, diye sordu. Çalışıyoruz kızımla. Nerede? Trikotajda ikimiz bir müddet sonra 100-150 lira kadar kazanabileceğiz. Komşunun kızı söyledi. Genç muharir ikinci müjde de benden dedi. Hayrola? 50 lira uzatan genç muharir aydınlık ve hayattan memnun gözlerle karısına baktı. Kadın parayı aldı ve kocasının boynuna sarıldı. Sen dünyanın en kudretli erkeğisin. Sen de dünyanın en güzel kadını. Sahi mi? Elbette sahi. Bundan sonra hiç sıkıntı çekmeyeceğiz kocacığım. Komşular diyor ki konuşarak yukarı çıktılar. Orhan Kemal 72. Koğuş Vatan 15 Haziran 1952